Yapmış olduğunuz o zaman filmlerden de birazcık bahsedelim isterseniz. Sevinirim. Çünkü hem oyuncu olarak ayrı bir değeriniz var. Bir de hani oyunculuk ayrı ama yönetmenlik çok daha farklı. Ya nasıl başladınız? Hani o kulvarlar arasında nasıl bir geçiş sağladınız? Aslında kulvarlar aynı. Çünkü ikisi de kreatif alanlar, kreatif departmanlar. Sonuçta oyuncu her zaman çekimden sonra yönetmeni bir bekler. Tekrar kontrol eder, tekrar bakar, ışık takviyesi olur vesaire. Yani çok büyük bir efor sarf etmiyorsunuz. İkisi de kreatif, ikisi de aynı sanata hizmet ediyor. Yalnız bir de prodüksiyon sizdeyse, bağımsız sinemacıda bu öyle oluyor, yapımcı da siz oluyorsunuz. Esas sıkıntı o. Çünkü birisi işte yok karnı acıktı, öbürünün düğmesi koptu, bir de aralarındaki kavgalar, bunlarla uğraştığınız için yani esas senaryoyla uğraşmak basit aslında. Ama set dışı işlerle uğraşmak biraz yorucu olabiliyor. Ama size aynı zamanda da çok yaratıcı kılıyor. Çünkü zorluklar gerçekten sizi kamçılıyor. Ben de seviyorum. Cenk'i de seviyorum. Bilindiği üzere eski bir boksör olarak. Ama benim her zaman hikayelerim vardı. Şu, en son çektiğim filmi mesela 16 sene önce yazmıştım. Hedef oydu. Yani yola çıkma serüvenim filmlerimi, hikayelerimi çekmekti. Almanya'da bir yola çıktık. Ve sonra Amerika'da devam etti. Ve oradaki ziyaret ettiğim okul AFI, American Film Institute, evet. Los Angeles'te yönetmenlik ve senaryo okuluydu. Oyunculuk değil. Sonra ben oyuncularımı daha iyi yönetebilmek adına oyunculuk dersleri aldım. Ve Almanya'ya dönüşümde evet, çok bazen farklı. Tersi oyunculuktan hani yönetmenliğe geçen çok isim vardır. Bu da güzel bir yaklaşım olmuş. Ya şöyle, çok planlı değildi. Bir... Kameranın arkasından önüne geçmek de farklı bir duygu. Yani kameranın arkasında sadece kısa filmler çekebilmiştim. Sonra şu oturmaya kaptırdım kendimi. Yani ben oyuncu olarak da teklifler geldi. Kabul ederim. Ettim. Onun parasıyla kendi filmlerimi çekerim düşüncesi vardı açıkçası. O bir utopya. Öyle bir şey yok. O kadar çok para kazanamazsınız. Özellikle bir de topluma bir şey vermek istiyorsanız. Yani aslında sanatçının açılımına baktığımızda toplumdaki sıkıntıları projekte eden bir insan. Ama bu bizim toplumda biraz Malatyalı, Kemal Sunal'larda falan kaldı yani. Evet, inşallah daha da gelişecek.